sayın seyirciler. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenli Televizyonu'nda Orta Doğu Gündem Programına hoş geldiniz. Bugün Doktor Cemil Doaçipek'le birlikte İdlib'te yaşanan son gelişmeleri, Türkiye'nin İdlib'teki pozisyonunu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğini ve en son olarak tabii ki Irak Suriye'deki Türkmenlerin hem İdlib'teki İdlib'te yaşananlardan etkilerini hem de genel olarak Suriye Türkmenlerin durumunu konuşacağız. Cemil Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Oytun sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ee, ediyorum hocam, hoş geldin. Yoğun bir gündemi takip ediyoruz. İdlib bizim de Orta Doğu gündem programı olarak birkaç haftamızı oldukça yoğun aldı. Ama Orta Doğu'nun temel dinamiklerini etkileyecek bir gelişme. Hem Rusya'nın varlığı, hem İran'ın bölgedeki etkisi, hem İdlib'in... ...Türkiye açısından pozisyonu... ...Türkiye'deki gündemi de yoğun olarak etkiliyor. Maalesef ki... ...şehitler veriyoruz Türkiye olarak. Buradan... ...bütün Türk coğrafyasının vermiş olduğu... ...şehitlere Allah'tan rahmet... ...kalanlarına başsağlığı diliyorum. Yani açıkçası tabiri caizse... ...yapmış oldukları gazayı... ...Allah muzaffer eylesin inşallah. Yani her yerde sıkıntı çekiyorlar. Ama öncelikle... ...İdlib'deki son gelişmelerle başlayalım isterseniz de nereden nereye geldik çünkü yaklaşık neredeyse yani bir aydır İdlib'de yoğun gelişmeler yaşanıyor. Kasım 2019'da başlayan e, Esad rejiminin e, bir müdahalesi vardı İdlib'e yani yoğunlaşan ve son bir aydır da e, çok güçlü şekilde İdlib, <laughs> İdlib üzerine bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Nereden nereye geldik hocam? Bunlarla başlayalım isterseniz. Ben de öncelikle sizin vurguladığınız gibi şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim ben Fırat Kalkanı sürecinden beri sahada bulunuyorum, saha çalışmalarında bulunuyorum. Oytun Hocam sizler tabii daha önceki zamanlarda da ciddi saha çalışmalar yaptınız. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Hakikaten orada Türk güvenlik güçlerimizin can siperhane bir mücadelesi var. Olağanüstü bir mücadelesi var. Onların haklarını ödeyemeyiz. Ruhları şad olsun. Vurguladığınız gibi İdlib içerisinde hem çok ciddi riskler barındıran hem de müdahil olan e, aktörlerin büyüklüğü ve birbirleriyle çekişmeleri nedeniyle aslında hem bölgesel fayatlarını hem de küresel fayatlarını tetiklemeye çok uygun bir yer. 2018 Soçi görüşmeleriyle biraz sanki İdlib aslında tam İdlib geçmiyordu içerisinde ama İdlib için böyle bir dondurulmuş kriz e, yorumu yapabileceğimiz bir durum vardı ama rejim saldırılarını durdurmadı ve Rusya da bunu desteklemeye devam etti. İdlib'in şöyle bir önemi de var. Şu an Suriye muhalefetinin Suriye sathında kendi başına kontrol edebildiği tek toprak parçası İdlib. Evet, Zeytin Dalı bölgesi var, Fırat Kalkanı bölgesi var, Barış Pınarı bölgesi var ama buralarda Türkiye'nin desteğiyle Suriye'li muhalefetler işte Suriye Milli Ordusu ve Suriye Geçici Hükümeti bir yönetim tesis etti. İdlib'de ama bütün e, muhalif unsurların aynı zamanda Suriye'deki muhalif yelpazenin hemen hemen tamam yani en radikalinden e, en ılımlısına diyelim bulunduğu ve hemen hemen Suriye'nin de her bölgesinden insanın rejimden kaçıp buraya sığındı. zaten e, işte 4 milyona yakın bir nüfustan bahsediliyor tabii ki resmi bir e, sayım değil bu bir tahmin ama bu 4 milyonun içerisinde Suriye'nin hemen hemen her ilinden... İnsan her bölgesinden, insan her etnik kökeninden insan bulunuyor. Dolayısıyla buranın bir bu yönde manevi bir anlamı da var. Yani devrimin son noktası çekildiği son nokta manevi açıdan da eğer Esed rejimi burayı düşürürse hani bir nevi devrimin o kendi bağımsız ortaya koyduğu ilkeleri de düşürmüş olacak gibi bir algı da var sahada zeminde. Tabii Türkiye açısından çok kritik bir bölge edilip hem e, destek verdiği Suriye muhalefetinin Türkiye'ye yakın kanadı işte demin e, vurguladım Suriye Milli Ordusu ve Suriye Geçici Hükümeti ki bu hani uluslararası kurumlar tarafından da orada resmi aktör olarak tanınan resmi muhatap olarak e, tanınan kurumlar e, hem bunlar açısından hem de bir insan hareketliliği açısından. çünkü. E, Son hadiseler başladıktan sonra özellikle bir ay, bir 500 bin kişilik bir insan hareketliliği oldu Türkiye sınırına doğru. Biz daha önce bir saha çalışması yapmıştık bununla alakalı. 1 milyon kişinin biz e, burada hareketleneceğini öngörmüştük ki muhtemelen ilerleyen günlerde rakam buna doğru gidecek. Tabii şurada e, bunu vurgulamam lazım. Bu 1 milyon kişinin e, şu anda e, Suriye'de bu özgür bölgelere gitme şansı aslında pek yok çünkü yer kalmadı. Yani Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de bu insanları yerleştirebileceğimiz bir yer yok. İşin doğrusu Türkiye'de kapasitesinin çok üzerinde göçmen ağırlıyor. Dolayısıyla bunların gideceği yer aslında Avrupa, Batı. ben geçtiğimiz aylarda bir burada Ankara'da bulunan bir diplomatik misyon temsilcisiyle bir müsteşarla sohbet ettiğimizde kendisine söylemiştim bunu. Yani bu bir milyon kişiye yönelik bir hazırlığınız var mı diye. Onlar böyle bir şey öngörmüyorlardı gördüğüm kadarıyla ama Avrupa Birliği, Batı çok kısa zamanda böyle bir büyük bir mülteci hareketliliğiyle karşı karşıya kalabilir. Yani bu noktada hani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu ...çeşitli sıklıklarda söylüyor. Ve hani genelde bunu Batı'da gördüğüm kadarıyla bir tehdit olarak algılıyor. Ama bu bir tehdit değil, bu bir realite. Böyle bir hareketlilik e, mümkün, bekleniyor. Öbür taraftan yine İdlib özelinde son özellikle bir aylık e, çatışmaların seyrine baktığımızda... E, ...Eset rejiminin ve müttefiklerinin, Rusya'nın ve İran'ın ve İran'a bağlı e, milislerin... ...öncelikli hedefinin M4 ve M5 karayollarını... E, kontrol altına almak olduğu gözüküyor. Tabii bu karayollarını sınır olarak e, kabul ettiğimizde, bu Rusya'nın ve Esed rejiminin İran'ın kontrol etmek istediği bu e, bir sınır olarak kabul ettiğimizde, bu sınırın alt tarafında kalan e, ki haritamızda da e, bunu müşahede edebiliriz. E, Türk gözlem noktaları var. Bu Türk gözlem noktaları, e, Soçi Mutabakatı ve kısmen Astana e, vesilesiyle kurulmuş ve burada inşa edilmiş noktalar. Tabi bu noktalardan şu anda ciddi bir şekilde işte hem Serakip bölgesinde olsun hem El Eys bölgesinde işte daha önce Morek, Han Şeyhun e, bölgelerinde e, olduğu gibi kuşatma altında kalan şu an e, Türkiye Cumhuriyeti'nin gözlem noktaları var. Tabi bu... Geçtiğimiz hafta yaptığımız programda Serakip'in çok önemli olduğunu dile getirmiştik. Yani Serakip çatışmaların seyri açısından, yani İdlib'e ulaşılma noktasında ve M4-M5'in kontrol edilmesi noktasında kritik bir <laughs> önemde. Çünkü M5 ile M4'ün kesişme noktasında Serakip. Ve Türkiye'nin burada 4 gözlem noktası çevresinde kurduğunu görmüştük. Ama yani bir hafta içerisinde yeni gelişmeler de yaşandı bununla ilgili olarak. Türkiye'nin ...yeni gözlem noktalarını artırdığını görüyoruz Serakip hı hı. ve çevresinde ve diğer bölgelerde aynı zamanda hı hı. ama diğer taraftan da Esed rejiminin de yeni bir pozisyon alma çabası hı hı hı. var ki İdlib'e yönelik hamleyi biraz daha yoğunlaştırıyor gibi gözüküyor bu günlerde. Hı hı. Bu askeri dengeyi ne söyleyeceğiz ki Türkiye'nin de İdlib'e yönelik hani yaklaşık 100 araçlık bir konvoyu vardı geçtiğimiz günlerde hı hı. yoğun bir askeri e, Türkiye açısından da e, orada bir yerleşme e, söz konusu. E, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Tabii bir de Rusya'nın buradaki pozisyonunu hava hava sahası Rusya'nın kontrolünde. İşte e, Türk gözlem noktalarına yapılan saldırıyı ve Türkiye'nin konvoyuna yapılan saldırıyı e, Esad rejiminin böyle nokta atışı yapamayacağı, bunun Rusya'nın yapmış olabileceğine yönelik söylemler de var. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu askeri denge e, ne ifade ediyor? Yani aslında çok güzel vurguladınız Bilge Hocam. Şimdi Türkiye'nin çok ciddi bir tahkimatı var e, burada. Tabii Rusya konusunda şunu da hatırlatmak lazım. E, şimdi biz bazen e, güncel bazı hususları konuşurken tarihi perspektifini de ıskalayabiliyoruz. Yani Rusya geleneksel olarak e, 1806 tarihinden başlayarak Türk İmparatorluğu içerisindeki özellikle Kürt ayrılıkçı, hareketleri desteklemiş, tahrik etmiş ve Türkiye'ye karşı kullanmıştır. Dolayısıyla hani bu bölgedeki tabi İdlib'te öyle bir durum yok ama Suriye geneli için konuşursak böyle bir e mazisi var. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. PYD'nin ilk yurt dışı ofisi Moskova'da açıldı. Tabii muhakkak. Çok güzel e, vurguladınız. Bu hususu aklımızdan çıkartmamak lazım. Çünkü bazen kamuoyumuzda e, düşülen bir hata oluyor. Yani meseleyi ifrat ve tefrit noktasında görme gibi bazen aşırı e, düşmanlık bazen de e, çok aşırı bir dost olarak görme gibi. Dolayısıyla hani Rusya'nın e, bu bölgeye yönelik bu perspektifini aklımızda tutmamızda fayda evet. var. E, Serakip dediğiniz gibi önemli bir nokta idi. E, İdlib merkezi. Çünkü top atışı hedefine, topçu hedef atışı menziline e, alabilecek bir noktaydı. Maalesef orası düştü ve 4 Türk gözlem noktası da şu an orada e, kuşatma altında. Tabii e, Türk gözlem noktalarına e, yönelik e, yakın zamana kadar çok ciddi bir e, saldırı, tehdit yoktu. Ama e, işte kısa bir süre önce orada e, malumunuz 5 askerimiz e, şehit oldu ve e, yaralılar da var. Bizim bölgeden aldığımız haberler tabii ki bu net değil o bölgede bulunan Suriye Milli Ordusu içerisindeki arkadaşlarımızdan oradaki yerel aktivistlerden İdlib'li arkadaşlarımızdan aldığımız bunun bir hava saldırısı sonucu olabileceği noktasında çünkü e, dediğiniz gibi böyle rejimin şu anda böyle bir nokta atış e, bir operasyon yapma yeteneği yok aslında hani şunu bile diyebiliriz belki biraz iddia olacak ama rejim diye bir aslında ortada şey de yok yani tamamen Rusya'nın e, yönlendirdiği rejimde bir nevi bir milisler konfederasyonu halinde şu an sahada. E, tıpkı İran gibi. Dolayısıyla burada şüpheler Rusya'nın üzerinde. Bu vurguladığımız gibi 2018 Soçi ile adı tam konmasa da buradaki kriz dondurulmuştu. E, ama tabi adım 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 ilerlediler ve ilerlemeye de devam ediyorlar o zaman şu anda. anda... Yani Türkiye'nin beklentisi Rusya'nın e rejimle muhtemel karşı karşıya gelmesinde araya girmemesiydi. Cumhurbaşkanı o şekilde ifade etmişti. Yani Rusya'dan da beklentimiz önümüzde durmasın. <laughs> Ama şu son bir iki haftadır ki gelişmeler ben de aynı kanaatteyim. Rusya'nın bilgisi, onayı, teşviği hatta desteği dışında gelişecek olaylar değil. Dolayısıyla Rusya sanki araya girmiş gibi gözüküyor. Yani araya girmiş derken rejim lehinde Türkiye'nin önüne geçmiş gibi gözüküyor. Bu tabi ee, sahadaki askeri gelişmelerin seyri açısından son derece önemli. Yani Türkiye bu askeri tahkimatları yaparken, yeni gözlem noktaları kurarken burada hedefini rejim olarak belirlemişti. <laughs> Yine Türkiye yetkililerinin açıklamalarından baktığımızda hep Rusya'yı bir kenarda tutmuştu. <laughs> Ama şimdi Rusya ki eğer süreç öyle ilerleseydi esasında Türkiye'nin askeri anlamda rejim güçlerini ve İran destekli milisleri ben rahat bir şekilde püskürtme imkanı olduğunu ve Soçi sınırlarına dönme imkanı olduğunu düşünüyordum ama şu anki gözüken tablo biraz daha farklı Rusya rejim lehinde sahaya müdahil olarak hava sahasını hava üstünlüğünü kullanarak ki burada en kritik mesele hava sahası yani o S-400'ler sayesinde radar sistemleri sayesinde biliyoruz ki oranın hava sahasının kontrolü Rusların elinde dolayısıyla Türkiye'de Türk Hava Kuvvetleri de bölgede bir operasyon yapacaksa bunu Ruslarla koordine etmesi gerekiyor. Yani Zeytin Dalı'nda da biz bunu böyle yaptık. Değil mi? Frat Fırat Kalkanı harekatında tamam. da sürekli Ruslarla koordineli bu işi bu işi götürdük. Şimdi Rusya'nın bu hava sahasını açmaması durumunda bırakın açmamayı tersine rejime ve belki gizlice kendisinin de biliyorsunuz geçmişte de bazı saldırılar oldu. Yani Suriye uçağı mı acaba kullanan Rus pilotlar mı? Yani evet. böyle şeyler bile olabilir. Bu tür e, dahli söz konusu rejim lehinde. E, hava sahası orta tarafta olunca üstünlüğü tabii bu askeri dengeleri bir anda değiştiriyor. Bu Türkiye'nin e, yeni bir değerlendirme yapmasını gerektiriyor. Türkiye'nin e, bir sıkıntısı bu. İkinci sıkıntısı da. Yine senin bahsettiğin bu işte e, haritada da gördüğümüz o gözlem noktalarımızın kuşatma altına alınmış olması. Hı hı. Orada tabi yüzlerce Türk askeri var. E, bunlar tabi rejimin e, menzilinde ve açık hedef konumunda olan e, bir e, konumdalar. Hı hı. E, bu tabi Türkiye'nin askeri hamlelerini yani rejime karşı daha sert önlemler alma konusunda elini biraz sınırlandırıyor. Çünkü yani onların güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de doğal olarak e, düşünmek durumunda. Botum burada bir araya girebilir miyim? Yani Tabii. sen de cevap verebilirsin belki Cemil Hocam da cevap verebilir. Şimdi Türkiye'nin e, gözlem yani daha önceden kurmuş olduğu gözlem noktaları var Yedipte ve bunların bazıları yine rejim tarafından artık çevrelenmiş durumda. Yani rejimin kontrol alanlarının içerisinde kalmış durumda. İşte Morek'teki öyle, Surman'daki öyle, Tel tukandaki öyle ve e, şimdi yeni, yani Türkiye'nin kurmuş olduğu, Serakip'te kurmuş olduğu gözlem noktaları da böyle. E, bunlar nasıl bir çevrelenmişlikle? Yani e, askeri olarak nasıl bir pozisyon almış durumda? Yani mesela işte Tukan işte Surman'dakiler çok daha önce e, çevrelenmiş durumdalar. Orada nasıl bir askeri denge var? Yani e, alan kontrolü evet rejimde ama e, bizim e, oradaki gözlem noktalarımıza yönelik nasıl bir pozisyon almış durumdalar? Yani bir yani... cephe durumu mu söz konusu? Yoksa hayır yani zaten bölgenin kontrolü ileri noktalarda mı e, rejim tarafından kontrol ediliyor? Rejim yani e, sen de çok yakından biliyorsundur. Yani 100-200 metreye kadar yaklaştılar bizim üstlerimize. Hatta sosyal medyaya görüntüler de düştü. Yani rejim askerlerin Türk gözlem noktalarını çekti. Hatta Rus basınında yine bizim oradaki gözlem noktalarımızı böyle yakından Türk askerlerin Türk bayrağında çeken görüntüler var. Dolayısıyla yakın bir çevredeler, çevre kuşatılmış halde, ama şöyle bir düzenleme yapıldı. İlk gözlem noktamız kuşatma altına alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya giderek Rus liderle görüştü. Oradaki görüşmeye dayanarak, gözlem noktamızın güvenliğini sağlayacak bir mekanizma veya bir düzen yapı oluşturuldu. O çerçevede rejim güçleri bizim gözlem noktalarımızın yakın çevresinden çekildi ve araya Rus askeri polisleri girdi. Şu anda bizim gözlem noktalarımızın çevresinde o üslerin güvenliğini sağlamak üzere Rus askeri polisler çevresinde ama tampon olarak düşünmek lazım. Daha dışında da şu anda rejim güçleri var. Ama tabii ne olursa olsun yani rejim güçlerinin çok yakın menzilinde yer alıyor. Yani biz burada bahsederken belki bir kilometre ötesinde rejim güçleri var yine o kontrol noktalarının. Dolayısıyla halen saldırıya çok açık bir... E, konumda olduklarını söylemek mümkün. Tabii burada benim aklıma bir soru geliyor hocam. Yani şimdi böyle çevrelenmiş işte e, Türk gözlem noktaları var orada. İşte orada Oytun'un ifade etmiş olduğu gibi yüzlerce askerimiz e, durumu söz konusu. Yani şu, böyle bir çevrelenmişlik varken diğer taraftan da sahada artık rejim ve Rusya'nın kontrolü yani neredeyse e, oturmuş durumdayken yani işte işte Morek'te, Surman'da, Teltuk'andaki gözlem noktalarımızın varlığı bir anlam ifade ediyor mu sizce? Yani Türkiye'nin bu anlamdaki seçeneklerini de konuşmak için söylüyorum. Yani Türkiye bugün İdlib'i bir konuşurken, bir konuşurken artık hani daha geniş İdlib sınırları içerisinde kalan ve hani hareket edemeyen tabiri caizse hani kısılmışlık içerisinde kalan e tabii ki Türkiye gerektiği anda hani o ablukayı, o kontrolü yarıp geçecek güce sahiptir ama Hani bu pek çok maliyette beraberinde geçecek. Askerimizin yani, güvenliği evet, açısından düşünüldüğü için işte o daha temkinli hareket yani, ediliyor. Bu anlamda Türkiye'nin seçeneklerine ve hani oradaki askerlerimizi çıkartmak için Rusya'yla işte belki dolaylı olarak rejimle bir e, müzakereye ya da bir e, görüşmeye girilebilir mi? Ve bunların oradaki artık hani varlığının bir anlamı var mı bizim için? Yani bu olayla hem birlikte hem bağımsız olarak zaten Rusya'nın bir süredir yürüttüğü stratejinin bir amacı da şu. Rejimi meşru aktör olarak oturtmak masaya ve masa kurulduğunda da ciddi bir şekilde kurulduğunda diyelim. Muhalifleri ciddi bir şekilde pasivize etmiş ve rejimi kuvvetlendirmiş bir şekilde masaya oturtmak. Bunun tabii bir ayağı da Türkiye ile Esed rejimini yeniden muhatap kılmak. Tabii bu hususlar da bu işte saydığımız hususlar işte gözlem noktalarının bir kısmının kuşatma altında kalması, bir kısmının vurguladığınız gibi anlamsızlaşması da buna hizmet eden hususlar. Tabii sizler yani Türkiye'deki yüzünüze karşı değil her yerde ben söylüyorum Irak ve Suriye konusunda hani senelerdir en derinlikli analizleri yapan evet, sağ ol, sağ ol. uzmanlarsınız. Burada hani siz de gidip müşahede ettiniz saha özellikle Suriyesası çok duygusal bir saha e, ve e, bu tarz gelişmelerle insanların çok çabuk moral motivasyonu artabilir ya da e, kırılabilir. Mesela geçmişten bir örnek işte Türkiye bir şahfırat operasyonu yapmıştı ve e, atamız Süleyman Şah'ın e, kabrini e, Türkiye sınırına yakın hemen Türkiye sınırının çok e, dibindeki bir Eşme köyüne. 70. Mesela bu o zaman hatırlıyoruz sahada çok olumsuz yansımalara neden olmuştu. Bir güçsüzlük e, olarak görülmüştü. Bu hususta da yine o günleri hatırlayarak benzeri şekilde bir değerlendirme yapmanın ve e, eksisini artısını o şekilde değerlendirmenin daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü e, benim düşüncem Rusya ve rejim belki şimdi bugünlerde bir e, çünkü onların da biraz güçleri e, şu an ciddi kayıplar verdiler güçleri biraz e, zayıfladı bir birkaç ay toparlamak için bir ay iki ay üç ay biraz e, krizi hafifletebilirler krizi biraz dondurmaya yönelik adımlar atabilirler ama ben nihayetinde burada duracaklarını düşünmüyorum ve önümüzdeki süreçte hedeflerinden birinin de şu Halep tarafından e, atmaya doğru kesip e, Fırat pardon zeytin dalı bölgesiyle İdlib'in arasını e, kopartmak ve bundan sonra da parça parça işte geçmişte e, Cahar Kale'de, Grozny'de yaptıkları gibi işte geçen hafta konuğunuz Kutluhan Görücü kardeşim de bunu ifade etti. Yine Avrasya analisti Mehmet Çağatay Güler de daha önce yazdı birkaç defa. bu Grozny stratejisini burada İdlib'de uygulamak. Tabi İdlib düştükten sonra artık hem Zeytin Dalı bölgesinde hem Fırat Kalkanı bölgesinde Türkiye'nin varlığını sorgulamaya, Türkiye'yi buradan çıkartmaya yönelik e, girişimlerde bulunmaları da e, sürpriz olmaz. Dolayısıyla Türkiye'nin e, burada İdlib'te kesinlikle benim şahsi fikrim geri adım atmaması ve e, ne olursa olsun buradaki e, kendi müttefiklerini ve kendi kazanımlarını e, feda etmemesi yönünde. Çünkü eğer burada bir geri, geri adım atılırsa, dediğim gibi bu e, zeytin dalı harekatında da. Fırat Kalkanı harekatı bölgesinde de hatta ve hatta Barış Pınar harekatı bölgesinde de Türkiye'nin varlığının sorgulanmasına neden olacak bir husus haline evet. gelecek. Yoğun askeri tahkimat zaten Türkiye'nin dilipten geri adım atmayacağı önemli göstergelerinden bir tanesi ki Türkiye 5 askeri şehit olurken ve daha fazlası yaralanırken verdiği cevap yani ani ve çabuk cevap. Da bunun göstergesi misliyle karşılık verdi e, sözü vardır ya yani hani hem diplomatikte mutakabiliyet esası vardır ama askeri alanda bu iş değişebilir Türkiye misliyle karşılık vermiştir ve yani e, duyduğumuz haberler okuduğumuz haberler yani yüzden fazla e, rejim askerinin e, öldürüldüğü e, şeklinde e, Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlarda bunun göstergesi nedenle ben de hani geri adım atılacağını düşünmüyorum ama. Yani bir taraftan da belki hani Oytun daha derin anlatabilir. Türkiye'nin oradaki bulunmuş olduğu varlık aslında artık hani sahada olmayan masada olmuyor diyoruz ya. Yine de oradaki varlığın korunması bir nebze olsun. Yine Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yaşanacak siyasi ya da işte diplomatik müzakerelerde yine Türkiye'nin kozlarından biri haline gelebilir. Öyle değil mi Oytun? Tabii yani İdlib meselesi bizim için hayati bir mesele. Yani öyle pazarlık aracı olarak kullanabileceğimiz ki öyle iddialar da var biliyorsun işte Fırat'ın doğusu için Libya için Ruslarla pazarlık edildi İdlib'den feragat edildi gibi komple teorileri dillendiriliyor mümkün değil İdlib'in kendisi Türkiye için stratejik önemde yani bir mülteci meselesi ilk başta konuştuk yani artık Türkiye'nin kapasitesini aşmış durumda doğrudan Türkiye'ye güvenlik, ekonomik sosyal, siyasal yansımaları olan bir konu ee, ve yeni akın inanılmaz bir akın olacak. Yani öyle e, artık yüz binlerden de değil milyonlardan bahsediyoruz. E ikincisi yine senin bahsettiğin bu siyasi çözüm masası. yani Türkiye burada 9 yıldır bir enerji harcıyor. Bir e, belli bir kesimin garantörü olmuş, ilişkiler gelişmiş. Organik bağlar var. Türkiye için 3.5 milyon insan var. E bun, bunlara adil bir çözüm sunulması ve Suriye'nin normalleşmesi bu konuda İdlib bizim için elimizde en önemli bölge. Bunu kaybedersek masada olamayacağız Bilgay'ın dediği gibi. Ben en önemlisi İdlib'in bizim PKK ile mücadele, YPG ile mücadelede de önemli bir e, sınır hattı olduğunu düşünüyorum. Ve onun da esasında girişini sen yaptın. Orayı İdlib'de bir sınırı çekemezsek bir sonraki adım, Afrin olacak. Sonraki adım Fırat, Fırat Kalkanı bölgesi olacak. E buraları da kaybeden Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG ile mücadelede bir etkisi, sözü, işte YPG masada olmasın böyle bir söz hakkı dahi belki olamayacak. Dolayısıyla İdlib bizim için kritiktir, yaşamsaldır. Ama şunu da ön görmemiz gerekiyor. Ben de bu yaşamsal tanımlamadan yola çıkarak Bilgay'ın ve senin dediğin gibi Türkiye'nin kesinlikle geri adım atmaması gerektiğini düşünüyorum. Her türlü bedeli ödemeye hazırdır Türkiye. PKK ile mücadelede ne bedel ödemeye hazırsa bu konuda da bedel ödemeye hazırdır diye düşünüyorum. Ama uluslararası ilişkilerde rasyonel de olmak gerekiyor. E, dengeleri hesaplamak gerekiyor ve en uygun seçeneği ona göre hayata geçirmek gerek. Şimdi sahadaki askeri dengelerde bazı zayıflıklarımızdan bahsettik. İşte gözlem noktalarımız ve en önemlisi Rusya'nın dahil olması ve hava üstünlüğü. Şimdi bu bizi tabi askeri anlamda biraz kırılganlaştırıyor. Dolayısıyla çok maksimalist taleplerde bulunmamak gerekiyor. Rejim açısından bakıldığında da onlar da, sen çok güzel bahsettin muhtemel stratejilerini, bütün topraklar rejim kontrolüne geçene kadar bu işte kararlılar. Şimdi bu noktada ben ne Türkiye'nin eski soç sınırlarına dönülsün talebinin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ne de rejimin bütün idlip. Toprakları tamamen kurtarılana kadar operasyonlar devam edecek yaklaşımı mümkün. Türkiye'nin oraya yaptığı tahkimat, bütün bu M4'ü, M5'i kapsayacak şekilde yeni operasyonları engelleyecek düzeyde bir tahkimattır. Ama ötesine Türkiye ilerleyebilir mi? İşte Rusya orada mesaj vererek hayır, bu mümkün değil. Ben de buradayım mesajını vermeye çalışıyor. Benim kanaatim burada bir güç dengesine ulaşılacağı. Hem Türkiye'nin kırmızı çizgilerini esas alan, yani mülteci akınını engelleyecek ve Suriye siyasi çözüm masasında Türkiye'ye de alan açacak şekilde bir bölgenin Türkiye nüfuz alanı olarak bırakılması M4 burada bir sınır hattı olabilir. E, ama re, ve bu an, bu bölgenin de gerçek anlamda bir güvenli bölge olması. Yani daha öncekiler gibi işte güvenli bölge ilan edilip sonra rejimin tekrar parça parça koparma stratejisi ilerlediği bir alan değil. Uçuşa yasak. Türkiye'nin doğrudan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi kontrolünde olan gerçek bir güvenli bölge inşa edilirse ben bu zeminde tarafların bir ortak noktada buluşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ya sonuçta ne şu İdlib'deki denge şu anki ne Rusya'nın aslında işine gelen bir denge ne, e. ne rejimin aslında işine gelen bir denge. Çünkü yani e, bence rejim e, 2011'deki süreçten bu zamana kadar en avantajlı konumunda yani Doğru. ve e, pozisyonunu bence maksimize etmiş durumda yani azami düzeye çıkartmış durumda. Ama yeterli Şimdi, Görmüyor daha ve, da istiyor. İşte o anlamda söylüyorum yani daha istiyor. Onun için onun için e, yani böyle bir şey girişti ama İdlib rejim için de bataklık olabilir aynı zamanda. Tabii. Yani e, Türkiye'nin varlığı da bunu gösteriyor. Diğer taraftan e, muhaliflerin oradaki ee, çabası da bunu gösteriyor. Yani işte e, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz oradaki grupları. İşte HTŞ'nin varlığı var. Şimdi bugün burada böyle bir denge yaratılırken e, diğer taraftan yine e, diğer alanlarda da başka alanlarda da hani karşılık verilmesi durumu söz konusu olabilir mi? Tabii, yani onu, onu da dikkat tabii. etmek gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii ki. Topyekun bir savaşa da dönüşürse bu iş. Yani Türkiye'nin şöyle bir seçeneği yok değil. Ben biraz önce benim görebildiğim kadar rasyonel seçeneği ifade etmeye çalıştım. Ama şu da bir seçenek. Yani Türkiye'nin askeri gücü Gerekirse oradaki Rus varlığını dahi püskürtecek bir kapasiteye sahip. Ee, kapasiteye yani, sahip böyle bir kararlılık da var öyle değil mi? Kararlılık da var ee, ama işte burada bizi sınırlandıran bunun maliyetine katlanmaya hazır mıyız? Veya bu mesele bizim bu tür maliyetleri katlamamızı gerektirecek düzeyde yaşamsal mı ona karar vermemiz gerekiyor. İşte askerlerimizin güvenliği meselesi, e, hava sahası yani şimdi bölgeye girdiğinizde gerekirse Türkiye işte S-400 sistemlerini etkisizleştirir. Yani bu tür e, topyekün savaşa girer, daha ötesi başka alanlar dedi Bilgay mesela. E, Fırat'ın doğusu da bir sahaya dönüşür. E, bizde de orada bir beklentimiz var. YPG, PKK'yı çekecektir Rusya, çekmedi. O zaman biz de Barış Pınar Harekatı'nı devam ettiririz. Aynen şu anda Rusların e, o İdlib'de yaptığı gibi. Ve orada da çok zayıf bir konumda Rusya. Ama beklenti, umudumuz böyle bir sarmala girilmemesi. Türkiye'de kaybeder, Rusya'da kaybeder. Kapasitesi var mı tarafların? Var. Birbirlerine zarar verirler mi? Verirler. Ama beklentimiz buraya gitmemesi. Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği Suriye'yi aşan boyutta. Yani işte enerji, e, turizm, savunma sanayi, e, bütün bu alanları e, riske eder. E, ben bu 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 felaket senaryosunun olmamasını hem umut ediyorum hem de çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Bir dengeye ulaşacaklardır e, taraflar ve bu dengede ancak ve ancak her iki tarafın da kırmızı çizgilerine riayet edilen bir denge olur diye düşünüyorum. Şimdi hocam bu noktaya gelmişken e, ben biraz da hani İdlib üzerinden e, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin geleceğini de size sormak istiyorum yani. Hı hı. E, şimdi Suriye'de Türkiye ve Rusya arasında bir denge oluşmuş hı hı. durumda ve ee, yine e, tam İdlib meselesi yoğun olarak yaşanırken Türkiye'de yoğun görüşmeler yapıldı Rus heyetlerle ve e, bu konuyla ilgili açıklamalar da var. E, siz önümüzdeki süreç için yani Suriye üzerinden e, Türkiye-Rusya ilişkilerinin nereye doğru gideceğini düşünüyorsunuz? Bundan sonraki e, önümüzdeki e, atlayacak adımlar, hamleler e, neler olabilir Türkiye-Rusya ilişkileri açısından? E, vurguladığınız gibi hani Türkiye Rusya arasında aslında e, son zamana kadar özellikle Suriye özelinde iyi bir diyalog olduğu görülüyordu. Ara sıra sıkıntılar problemler olsa da bunlar aşılabiliyordu. Özellikle e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la e, Vladimir Putin'in arasındaki iyi diyalog bu tarz problemlerin ortadan kalkmasının nedeni oluyordu. Ama bu son hususta gördük ki yani Rusya e, Suriye krizinde Türkiye'yi bir eşit aktör olarak görmek istemiyor sanki. Yani çünkü evet. e, bu noktada Türkiye Oytun Hocam'ın ifade ettiği gibi hani bunu açık bir şekilde söylüyor. Benim Rusya'ya karşı bir yani Rusya ile rejimi ayırdı. Hani rejimi e, cezalandıracağını söyledi ama Rusya buna gördüğümüz kadarıyla müsaade etmedi. Çünkü işte Türk üstlerine yönelik yapılan saldırının e, rejim tarafından yapıldığı söylense de hani programın başında da ifade ettim rejimin kendi başına böyle bir şey yapma kapasitesi yok. Hele Rusya'dan izinsiz o kapasitesi olsa dahi ki biliyoruz yok. Ee, Rusya'dan izinsiz e, böyle bir şey yapamaz. İdlib meselesinde de aslında Türkiye'nin de sadece meseleyi İdlib'ten veya verilecek cevabın İdlib'ten ibaret düşünmemesi lazım. Evet. İşte Oytun Hocam'ın söylediği gibi bu Barış Pınarı Harekatı devam ettirilerek yapılabilir. Çatışmalar Türkiye'nin destek verdiği muhalif unsurlar üzerinden rejim ve Rusya için çok önemli olan Laskiye şehrine, Halep şehrine Telrifat. Telrifata taşınabilir ki hani şu an bizim Fırat Kalkanı bölgesinde de ciddi bir telrifatlı nüfus var ve takip ediyorsunuzdur. Aziz'de e, her gün eylem var. Telrifat ediyor insanlar memleketlerine dönmek istiyorlar. Yani çadırda yaşıyor halen onlar ve bir yere yerleşmeyi de kabul etmiyorlar. Biz geri döneceğiz diyorlar. Dolayısıyla nasıl ki Rusya Türkiye'ye yönelik senin ben buradaki maliyetini yükseltirim diyorsa Türkiye'nin de aynı şekilde e, Rusya'ya yönelik Rusya'nın içeride e, bulunmasının maliyetini ciddi bir şekilde e, arttıracağını göstermesi lazım e, yine Oytun hocam hocamın vurguladığı gibi yani Fırat'ın doğusunda çok ciddi bir e, aslında Rus askeri varlığı yok ve Türkiye şu anda orada bir e, harekat başlat, başlatırsa işte Arap pınarına doğru ki zaten orada Süleyman Şah türbesinin Yeri Karakozak köyü hemen Münbiç'in karşısında yer alan, Fırat'ın karşısında yer alan Karakozak köyü. Zaten e, uluslararası hukuka göre Türkiye'nin toprağı. E, toprağı, resmi toprağı. Yani Türkiye kendi toprağına yönelik bir operasyon da gerçekleştirebilir yani. Bunların hepsinin bence masada olması lazım. E, ve hani Türkiye'nin e, Rusya'ya da şunu göstermesi lazım yani. Tek alternatifim sen değilsin. Yani hali hazırda Türkiye e, bir NATO üyesidir, NATO ülkesidir ve NATO'nun ikinci büyük ordusudur. Ve özellikle söylediğim göçmen hareketliliğini de göz önünde bulundurarak ki Avrupa'da Rusya'nın ciddi anlamda aşırı sağ hareketleri de finanse ettiğini, onlarla çok ciddi ikili ilişkiler içerisinde olduğunu ve Avrupa'nın da bundan rahatsız olduğunu biliyoruz son yıllarda. Bu noktada Türkiye Batı ittifakıyla Rusya'yı dengeleyen ne birinden taraf olan ne diğerine ciddi bir şekilde yaslanan ama arada bu denge politikasını yürüten bir konumda olmasında fayda var. Çünkü hani şunu görüyoruz. Biraz Rusya'da herhalde şöyle bir algı oluştu yani Türkiye bana muhtaç gibi bir algı oluştu. Ama bu işin böyle olmadığını Rusya'ya gerekirse bedel ödeterek, orada ödediği bedelin miktarını arttırarak Türkiye'nin göstermesi lazım yani gerekirse Türkiye kendi yoluna gidebileceğini ciddi bir şekilde göstermek lazım ki hani zaten Rusya ile ilişkilerin çok iyi olduğu dönemde de bunu söylüyorduk bu hani kısa vadeli bir taktik birliktelik çünkü uzun vadede hani Türkiye'nin hem tarihsel arka planı hem de yürüttüğü dış politika hem de sınırları dışındaki kültürel bağları eninde sonunda Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecek bu Türkistan bölgesi içinde böyle Kafkaslar içinde böyle, Balkanlar içinde böyle, Orta Doğu için de böyle. Ukrayna, Tabii Kırım. Kırım hadisesi orada yaşayan Tatar Türkleri vesilesiyle, işte Kafkasya'daki Türk ve e, Türk kökenli halklar vesilesiyle, Balkanlar'da yine aynı şekilde Türkistan'daki Türk toplulukları vesilesiyle. Bu ciddi Türkiye'yi zaten Rusya ile... Şöyle karşı bir hatırlatma istersen mi? yapalım. Yani e, Suriye'de e, askerlerimize düzenlenen ilk saldırı ilk şehitleri verdiğimiz yani geçen haftaki şehitler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti tabii. sırasında gerçekleşti. Orada da yine biliyorsun Kırım Tatarlarının liderleriyle de Cumhurbaşkanımız e, görüşmüştü. Zamanlama açısından da böyle bir e, manidarlık da var esasında. Tabii, tabii. Çok tabii. da bence ince bir diplomatik mesaj verildi e, Ukrayna ziyaretinde. E, Ukrayna'nın e, işte Sovyetler Birliği'nden ayrılışını simgeleyen bir e, selamlama yöntemiyle ee, Ukrayna askerlerinin selamlandığı yani selamlandığını gördük ve bu Rus medyasında, Rus hem sosyal medyasında hem Rusya'nın yazılı basınında, görsel basınında çok büyük yankı uyandırmıştı. Yani evet. e, Türkiye'de hani Rusya'ya sizin de söylemiş olduğunuz gibi hocam, yani elinin kolunun bağlı olmadığını, Türkiye'nin de Rusya karşısında adımlar atabileceğini, hamle yapabileceğini, bu konudan çekinmediğini belki en önemli göstergelerinden bir tanesi de bu oldu. Yani bu aynı zamanda bence büyük bir Rest ve mesajdır. Do Öyle değil Do mi? Doğru, doğru. doğru Yani orada işte Kırım'ın ilhakının kesinlikle kabul edilmemesi, bütün bunlar tabi Rusya'ya e, mesaj. E, bütün dosyalar açılır o zaman. Yani zaten doğru. bu işbirliği nedeniyle, Suriye'deki işbirliği nedeniyle biraz işte S-400, Türkiye'nin NATO ile yaşadığı kriz bu sorunların üstünü örttü ama Dediğin gibi esasında iki aktörün bölgeye bakışı çok farklı. Yani Suriye meselesinde de öyle, işbirliği yapıyoruz ama çok farklı bir Hı. bakışı var. Ama buradaki bizim yine yani bu tür ilişkilerde zayıflıklarımızı da ortaya koymamız gerekiyor. NATO bizim için ne yazık ki güvenilir bir ortak değil şu aşamada. Yani ciddi bir güven bunalımı yaşıyoruz. Hı. ABD de bizi biraz böyle itekliyor gibi. Yani Rusya'da aman daha kriz derinlesin, hatta çatışsınlar Onların da biraz kaba tabirle gazına gelip de hareket etmemek lazım. James Jeffrey Ankara'da hı hı. görüşmeler yapılıyor. Oradan çıkacak sonuçlar da önemli bu arada. Amerika'nın ben İdlib özelinde, Suriye genelinde Rusya'ya karşı denge oluşturacak şekilde bizim yanımızda yer almasını beklemiyorum. NATO'dan hiç böyle bir beklentim yok açıkçası. Türkiye bunu hesaba katarak hareket etmeli. Yani kendi gücüne dayanarak ama tabii ki gereken, normal olan ittifak ruhuna uygun olarak esasında böyle bir meselede yanımızda olmaları siyaseten belki açıklamalarla olabilirler ama fiilen sağda çok onlara dayanmamak gerekir. Belki de o meselede en önemli konu işte SDG'nin yani PDYPG SDG yapılanmasının Amerika için edindiği anlam belki de yani Türkiye ile Amerika'nın işbirliği yapma konusundaki en büyük kısıtı ee, o mesele yani evet. hani belki o konuda anlaşılmalar eğer SDG, YPG aktörü ya da faktörü ortadan kalkarsa Türkiye Amerika ilişkilerinde belki biraz daha Suriye konusunda rahatlama yaşanabilir gibi geliyor bana hani yok, çok yok, derinden yok, bilmediğim yok, bir yok. konu ama. Doğru söylüyorsun ama işte bu da zaten bizi çıkmaza götüren mesele o de bizim yanımızda olmak isterse Amerika diyecek ki. Gel YPG SDG meselesinde de anlaşalım seninle diyecek. Yani o da bizim için daha yaşamsal bir sorun. O da olabileceği i̇şte şey. Ben bu şey konuda değil. biraz daha yani obsesifim. Hiç i̇yi bakmıyorum. Ee, Meseli Türkiye ve Rusya'nın da bu konuda şey özür dilerim. Amerika ve Rusya'nın da bu konuda e, zihinsel anlamda belki bir işbirliği içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü yani PD YPG yapılanması, SDG yapılanması aynı zamanda işte Cemil hocamın söylediği gibi hani biz Rusya'yı sanki bizim hani doğal müttefikimiz gibi algılıyoruz ama diğer taraftan da YPG SDG işte PD ne dersek diyelim orada Kürt ayrılıkçı hareket açısından da Rusya ile Amerika'nın pozisyonu da bence aynı. Tabii tabii. Yani bu konuda çok e, uzak noktalarda değiller. Tabii. Belki hani e, söylemsel anlamda ve zihinsel anlamda Rusya Amerika işbirliği de bizi Oraya doğru çekmek için zorluyor olabilir. Ben bunu hiç hesap dışı ya da denklem dışı açıkçası bırakmıyorum. Tabii yani. yani bu Türkiye açısından bence kritik bir mesele. Son hafta yani şu gelişmeyi de burada hatırlatalım Bilgay'ın söylediğine desteklemek için geçen hafta Rusya'nın arabuluculuğunda SDG işte YPG neyse onların sözde yetkilileriyle rejim istihbaratı. Ali Memlük Başkanı ve İstihbaratı Başkanı bir araya geldi. Görüştüler. Şam'da işte zaten düzenli olarak de Rusya'nın da zaten amacı rejimle YPG'yi anlaştırıp bir Amerika'nın da esasında nihai hedefi olacak şekilde bir belki oraya statü tanınması, siyasi statü tanınması konusunda rejime de baskı uygulanması ki işte bu SDG sözcüleri Rusya'yı daha ciddi gördük. Rejime baskı uygulayacaklar ve Hani bize siyasi statü tanınacak gibi daha umutlanmışlar. Rusya bir de o cepheden de bastırıyor. Onu da e, bir kenarda not etmemiz gerekiyor. Çok önemli. O nedenle Amerika hani biz hep söylüyoruz yani Suriye'de biraz denklem dışı mı kaldı acaba söylemler var ama bir bakıyoruz e, Amerika için kritik aktör ve faktör olan e, işte Suriye Kürtleri ve işte PYD, YPG, SDG yapılanması açısından da aslında sahada işte olumsuz gelişmeler yok. O nedenle Amerika'nın hani müdahale etmeden de hani e, bedel ödemeden de hamle yapmadan da yani istediği yöne doğru giden gelişmeler evet. var. Bu da e, düşünülmesi gereken noktalardan bir tanesi ama şimdi bu kadar denklemi konuşurken e, siz de Suriye Türkmenleriyle çok işli dışlı bir pozisyonunuz oldu. Uzun dönem boyunca Suriye Türkmen Meclisi'nin danışmanlığını yürüttünüz. Ee, çok yakından biliyorsunuz. Tabii hep konuşurken Suriye Türkmenlerinin durumunu da bu anlamda konuşmak gerektiğini e, düşünüyorum ben. Şimdi bu kadar denklem içerisinde bir de bizim açımızdan yani hem Türkiye açısından hem e, Türk dünyası ve televizyonumuz açısından e, Suriye Türkmen varlığı var orada ve e, onların da durumu oldukça e, kritik ve zor durumdalar. Yani biz bugün Suriye'yi konuşurken kuzeyinden güneyine, işte doğusundan batısına bunu aynı şekilde Irak için de söylüyoruz. Her yerde bir Türkmen varlığıyla karşılaşmak mümkündü, ama Suriye'deki Türkmen bölgeleri de işgale uğradı, yıkıldı ve savaş içerisindeler. Halen aktif mücadele içerisinde bir Suriye Türkmen varlığından bahsediyoruz. Diplomatik ve siyasi olarak da ayakta kalmaya çalışan bir Türkmen varlığından bahsediyoruz. E bu kadar yaşanan olay içerisinde Suriye Türkmenlerin durumuyla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Yani Suriye Türkmenleri vurguladığınız gibi Suriye'nin kadim halklarından birisi aslında buradaki e, Türkmen varlığının ilk izleri 8. 9. yüzyıla kadar e, varıyor buraya Oğuz boylarının ilk göçlerine kadar varıyor e, ve e, burada ondan sonraki yıllarda da giderek derinleşen bir Türkmen varlığına e, şahit oluyoruz e, ki. Anadolu henüz Türk İslamlaşmamışken, bu bölgenin Suriye diye nitelendirdiğimiz bölgenin Türk İslam coğrafyası olduğunu da görüyoruz. Yani dolayısıyla ben her zaman e, Türkmen dostlarıma şunu derim. Bazen onlar hani duygusal olarak bizim ana vatanımız Suriye, ana vatanımız Türkiye derler. Ben de onlara hayır sizin ana vatanınız Türkiye değil sizin ana vatanınız Suriye. Yani belki bizim ana vatanımız Halep'ten gelindiği için buraya Suriye olabilir ama sizin ana vatanınız Türkiye değil Suriye diye. Anadolu'ya giriş kapıları tabii, Suriye'den açılan. Tabii Halep, Halep'ten e, nihayetinde Mal Malazgirt'e e, evet, evet. Ahlat'a gelindi buradan e, tekrar Anadolu içlerine yüründü. Vurguladığınız gibi hemen tıpkı Irak'taki gibi hemen hemen burada her bölgede Türkmen varlığı var. Ama tabii geçen yıllarda özellikle Bağız rejiminin asimilasyon politikaları nedeniyle ciddi anlamda Türkmenler kim yerlerde özellikle Türkiye sınırına uzak lokasyonlarda dillerini, kimliklerini kaybetmekle karşı karşıya kaldılar. Ve bu bahsettiğimiz 9 senedir süregelen Çatışma sürecinde, çatışmanın en yoğunluklu olduğu bölgeler aslında Türkmen bölgeleriydi. Maalesef. Dolayısıyla ciddi sayıda Türkmen hayatını kaybetti, ciddi sayıda Türkmenden haber alınamıyor. Ciddi sayıda Türkmen çevre ülkelere göç etti, büyük çoğunluğu Türkiye'ye ama kısmen de Lübnana, Ürdün'e göç edenler de oldu ve dolayısıyla hani Türkmenler demografik olarak da yer aldı. Suriye Türkmenlerinin Irak Türkmenlerine göre şöyle bir dezavantajı da var. Yani Irak Türkmenlerinin ciddi anlamda bir elit kadrosu var, yani eğitimli, yetişmiş. İşte Türkiye'ye gelip okumuş, yüksek lisans doktora yapmış, Avrupa'da doktora yapmış, dönmüş ciddi bir e, elit kadrosu var. Ama Suriye Türkmenleri o baskı rejiminden ötürü e, dışarı çıkmalarına da müsaade edilmemesinden ötürü bu noktada bir elit sıkıntısı da içerisinde aynı zamanda. Ama Suriye Türkmenlerinin şöyle de bir avantajı var. Zaten aslında bence en büyük avantajları o. Şu an Suriye Milli Ordusu içerisinde... E, milli ordunun omurgası diyebileceğimiz üç büyük gruptan ikisi Türkmen ağırlıklı. Bunlardan birisi Sultan Murat Tümeni, birisi Hamza Özel Kuvvetler Tümeni. Sultan Murat Tümeni'nin başında Fehim İsa var, Türkmen komutan. Hamza Tümeni'nin başında da Seyf Ebubekir Polat var. Bu iki saydığım komutan hem Fehim İsa hem Seyf Polat, Selçuklu döneminden bugüne devam eden ailelerin oradaki kadim Türkmen ailelerin çocukları hem e, bölgeyi çok iyi tanıyorlar, o noktada e, bölgede ciddi bir saygınlıkları var. Hem de e, çok iyi komutanlar, çok iyi askerler. Dolayısıyla bu Türkmenler açısından bir şans bu iki komutanın varlığı e, ve biraz da onların oradaki o Askeri güçleri sayesinde şu an hem Fırat Kalkanı bölgesinde, hem Zeytin Dalı bölgesinde, hem de Barış Pınar Harekatı bölgesinde e, Türkmenler e, nispeten eskiye göre hayal edilemeyecek e, konumdalar. En azından şu an e, Türkçe eğitim, öğretim yapılıyor Türkiye'nin desteğiyle. Yine e, Türkiye'nin desteğiyle bölgede Türkçe radyo var. E, yakında bir Türkçe gazetede çıkacak Bunlar bölgede ilk olacak hadiseler olan veya olacak hadiseler ee, ve tabi e, ciddi anlamda yürünecek yolda var. En önemli husus evet Türkmenlerin bir burada silahlı kuvveti var. Türkmen komutanları ciddi bir biçimde Suriye Milli Ordusu içerisinde de ağırlıklarını koymuş vaziyetteler ve Türkmenlerin haklarını, hukukunu ciddi bir şekilde koruyorlar. Ama demografik olarak da Türkmenlerin burada varlıklarını ciddi bir şekilde sürdürmesi lazım. Özellikle Türkiye'ye göç etmiş Türkmenlerin geri dönmesi lazım. Yani onlara ben her zaman bunu söylüyorum yani onların orada olması hem kendileri Türkmen varlığı açısından... Hem de e, genel Türk dünyası ve Türkiye açısından çok önemli. Çünkü e, evet bu iş silah boyutu çok önemli ama bir başka boyutu da demografik boyut. Ki Orada... boşaltılan pek çok Türkmen yerleşimi var ki bunlardan en önemlileri yine Bayır Bucak bölgesi. Yani e, bildiğim Tabii. kadarıyla tamamen rejimin kontrolü altında. Yani e, aslında elimizde Türkmen, beş köy var sadece. Aslında Türkmen coğrafyasında değiştiği. Bir durumda söz konusu işte tekrar o Türkmen coğrafyasının yani gerçek unsurlarının ele geçirilebilmesi için de, ele alınabilmesi için de işte o Türkmen varlığının da güçlü bir şekilde korunması lazım Suriye'de. Tabii Bayırı Bucak'tan başlayan aslında yani İdlib haritasında da konuştuğumuz yerlerin önemli bir kısmı. Bayır bucak dediğimiz coğrafyanın bayır kısmı. Hı hı, evet. Aslında Türkiye sınırındaki kısımlarını bahsedersek işte Cisir'den e, Türkmen Dağı bölgesinden başlayarak şu an dediğiniz gibi çoğunluğu işgal altında sadece Beşköy. E, şu anda e, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde e, Bayır Bucak tarafında. Ve burada Bayır Bucak'tan başlayıp aslında Irak Mendeli'ye kadar uzanan bir Türkmen Hilali var. Bundan da söz etmemiz lazım. Evet. Yani buradan Bayır Bucak'tan uzanıp yukarıdan işte Afrin, oradan e, Halep'in kuzeyi, Halep'te dahil olmak üzere e, Rakka, Tel abiat e, o şekilde devam eden Rasulayn, sonra e, Telafere uzanıp aşağıda Türkmenlerin en son noktası Mendeliye kadar inen e, ciddi bir Türkmen hilalinden söz edebiliriz. Bu tabi bu insanları da korkutmamaları, hani burada bir işte bir pan Türkmen e, bir hayalden söz etmiyoruz yani sonuçta e, Türkmen toplulukları yani arasında bir demografik ve coğrafi gerçeklikten Tabii, bahsediyoruz. Toprak ve gerçeklik ve bir e, kültürel birliktelikten de bahsediyoruz ki bu noktada hani e, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih Bey'in de e, bu konuda e, çok hassas ve yakından takip ettiğini biliyoruz. Sağ olsunlar her zaman arıyorlar sahadaki e, güncel durumları soruyorlar. İşte demin e, isimlerini zikrettiğim komutanlarımızı e, arıyorlar kendi tecrübelerinden faydalanmalarını, kendi tecrübelerinden istifade etmelerine müsaade ediyorlar. Bu noktada hani Erşat Salihi Bey'in de e, Türkmenler açısından e, tecrübesinin ve liderliğinin önemli olduğunu e, vurgulamamız lazım, söylememiz lazım. Tabii yine ek olarak şunu söyleyeyim. İşte silahlı mücadelenin önemini söyledik. Bu var Türkmenlerde. Demografi için özellikle Türkiye'ye göç etmiş Türkmenlerin geri dönmesi gerektiğini söyledik. Bu da var ve en önemli husus bu ikisiyle bir Türkmenlerin eninde sonunda kurulacak masada bir hukuki statü kazanmaları. Yani bu hukuki statü kazanırsanız bu ilerleyen yıllar için tapudur. Mesela şimdi tartışılan Kıbrıs konusu var. Evet. Mesela Kıbrıs'ta 1974 Barış Harekatı o hukuki statü sayesinde yapıldı. Evet Türk Mukavemet Teşkilatı vardı, yeraltı teşkilatları oluşumları, bunlar çok önemliydi. Olmasa zaten 1974 harekatı yapılamazdı. Dolayısıyla e, hukuki statüye de Suriye Türkmenlerinin bir hukuk statü kazanmak için mücadele etmesi, bu yönde çalışma göstermesinde ben fayda görüyorum. Umuyoruz ki e, Türkmenler de yani tüm Türk coğrafyası e, işte Doğu Türkistan'dan e, başlayamak üzere işte e, Suriye Türklerine kadar, Kıbrıs Türklerine kadar, daha Girit'e kadar e, bunları hani bir bütün içerisinde ele alarak ifade etmek lazım. E, umarız ki hani bu yaşamış oldukları zorlu mücadeleyi yaşamış oldukları e, elim olayları kısa sürede atlatırlar. Bu mücadelede başarılı olurlar. Çünkü bütün Türkmen coğrafyalarında e, çok ciddi bütün Türk coğrafyalarında çok ciddi sıkıntılar var. Hocam bugün süremizin sonuna geldik. Teşekkür ederiz çıkışınız e, için. E, bizim için çok değerli e, sözleriniz oldu. Oytun sana da katkıların için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler bugün de Orta Doğu gündeminin sonuna geldik. Bugün Orta Doğu gündeminde Dr. Cemil Doğaç ile birlikte İdlib merkezi gelişmeleri ele aldık. Suriye Türkmenlerinin durumunu da incelemeye çalıştık. Önümüzdeki programlarda yeni konu ve konuklarla beraber olmayı diliyoruz. İyi akşamlar.